Selamünaleyküm değerli izleyenlerimiz. Bugün şu burayı boşaltacağız. Yatağımızı, yorganımızı, bu şeyleri dışarıya çıkarıyoruz. Bir münasip birine vereceğiz. Yenisini alacağız işte. Onu da bir çekelim istedik. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizler de böyle uğraşıyoruz her günden işte. Merhabalar canlar. Hepinize selamun aleyküm, hayırlı günler. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Rabbim hepimize iyilik, sağlık, sıhhat versin. Biz gördüğünüz gibi yine iş başında. Biraz size bahsetmiştim, gardırop yaptıracağım diye arkadaşlar. Benim emekli yatak. Yani yatak dedim, karyolan. Gelinlik karyolan bu. Dökülüyor işte, o şeyleri falan yaptırıyor Serpil. İşte benim gardırobum. Oğlum göster. Gelinlik gardırobum 23 senelik. Şu yorganlarımın içimi falan arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Ben bunu gardırop olarak değil de şöyle yastıklarım falan burada, o her yeri bozuk içinin falan. Bunları koymak için yüklük, yani bir izleyicimiz de yazmış yüklüğün gösterdiği. Çekmeceleri falan döküldü. Yakında tavuklar girer yuva yapar oraya. Kapısı olduğu için girer Evet, bunlar. yenisini almak zorunda kaldık. Artık alalım dedik biz de. Fazla yorganlarım da orada huşların içinde, işte onları falan, yastıklarımı, öbür taraftaki şeyin bazanın üstünde yorganlarım Nasip var, onları olursa da şu duvara gördünüz. yaptırmayı düşünüyorum işte, gardırobunu. Ben şu şeyi bozmayı, dışarı çıkarmayı düşünüyorum işte. Bugün bir şunlar, hava güneşli burada arkadaşlar. Çıkaralım. Şöyle ben altına karton koydum, yatağa şey olmasın diye, temiz bir karton. Altı da çok batmış. Süpürgenin girdiği yerleri süpürmüşüm arkadaşlar. Serpil'in kasağını bir göstereyim size bugün. Bu her zaman çekilmiyor ortada durduğu için. Şöyle şuraya kadar süpürgeyi şeyde borusunu uzatabiliyorum. Ortası bayağı tüylenmiş. Oraları temizleyeceğim arkadaşlar. Şöyle şunu da alayım. Bugün bunları dışarı atalım. Çıkarayım mı ben? Baban geliyor, dur ondan çıkaralım. Altı biraz batmışsa temiz sepilinizin diyor. Borunun ulaştığı illere kadar şey diyorum, süpürgeyi. Olabilir. Her O zaman kadar da çekemiyorum bu karyolayı be. herkesin olur. Ne olacak? Şunu çek, çıkaralım. Götürebilir mi yalnız? Bıraktım. Götür. Yavaş, kapıyı açalım. Tut ucundan sen ya, tut. Her yere çakacaksın sen bunu şimdi. Yavaş şimdi. Ha, şimdi dışarıya götür. Buralarını şöyle çıkacak herhalde. Havaya doğru. Tamam. Eski model arkadaşlar. Eski model dediğim, o zamanlar bunlar meşhurdu. Kenarlarına şeysi, tahtaları. Ben çıkartayım. Baban gelsin, öbürünü de alsın. Şunu da alın ne? Sen mi soktun? Temizlik işi var canlar. Gördüğünüz gibi altıda pislik. Size saklamayayım, göstereyim bugün. Şimdi süpürgeyi getirip çektireceğim arkadaşlar. Ama o başlıktan tut da şunu da sokalım. Ya basma basma tüyüye, biraz atla. Şöyle. Bırak da al. Bırak. Bırak sen. O ağırdır, ikimiz tutalım. Şunu. Ağır değil mi? Ben de şunu götüreyim arkadaşlar dışarıya. İhtiyacı olan birisine atmaya kıyamadım arkadaşlar. Şöyle çıkaralım. Şunu al. Ta içeriye niye koydun ki? Şu ağza koymadın da onu. Oradan gelince yükleri veririz birbirine. Ben sen dört de ben şeyi getireyim etekini. Elim. Benim telliğimi versene abi. O sana tellik. Ayakkabıyı Yalnız içeride giyeceksin. gelecek bir şey var mı? İçeride bir tane tahta var herhalde. Şöyle balkona koymuşlar arkadaşlar. Hava da burada çok güzel bugün.
Etrafı da çekelim şöyle size. Valla yapılır. Onu yapayım. Vidalar falan bozulmuş. Ne yapsın vidalar falan? Kaç senelik şey. Gardırobunu sökerken de şey edelim. Onu da sökelim. Şimdi mi sökeceğiz onu? Sökelim. Onu da sökelim. Şeyleri alayım çamaşırları içindeki. Elimizde demişlerin hava iyiyken ha. Tamam. Çağlarını boşaltalım burayı da. Evet. Değerli izleyenlerimiz. Biz bu gardırobunu da çıkardık. Boşalt. Bozuyorum ya bir taraftan. Kırıp dokuyor arkadaşlar evi. Gördüğünüz gibi benim emektar dediğim gibi parçalanmış halde. Önü nerede, arkası nerede göremedim dedim. Şöyle göster iskeletini. Söktük. Vidalarını nerede çıkarttım. Havanın iyiliğinden yararlandık arkadaşlar. Bugün çok güzel bir hava var dışarıda. Şöyle bunları atalım. Şurada havalı. Alamansın onu ağır. Ben tutayım o zaman. Dur. Ben tutayım mı? Dur. İkimiz tutalım mı? Sen delebileyim mi? Onun arkasına çıkması lazım. Bağlı ya. Hani ben tutayım mı? Ver ben tutayım da sen babanla tut o zaman. Tamam sen şunu tut. Geç. O bağlı herhalde ya. Şeyler var, vidalar var. Kaç parça halinde çıkıyormuş bu? Her birisi bir parça. Bana bırak onu. Dışarı çıkarın dışarı. Oraya niye biriktiriyorsunuz ki? Şunu da buraya koyayım. Bundan sonrasını. Bunlar parça parça çıkacak zaten. He onlar parça canım. Şu arkasındaki şey çıkabiliyor. Koruma gibi olan şey mi? Arka tarafı işte. Şunu bir çekeyim. Şunu bir çekeyim. Çıktı mı? Bir şeyler döküldü herhalde. Çivi var ya. Ha onları toplarız arkasında. Şu şöyle çıkacak anne. O öylece çıkacak iki kişi tutacak oğlum ondan. Tamam. Tel çivi mi atılıyor ona bu? Tel çivi var ya onlar. Zaten dışarı çıkarıyorum da yine kurarken şey denir. Dur. Tamam orası dursun haydi şey çıkarın. Orada dursun. Şimdi şunu alacağım abla. Ucundan tutun da. Biraz bitsin şöyle de yap. Şöyle yatıracağım, sonra o çatmadan çıkaralım. Tut. Ben peyacağım. O elbise şeyini alsaydınız oradan. Askısını. Dışarı gördüğünüz gibi günlük güneşlik. Sabah acık kırağı oluyor, kırağı derler, don oluyor yani. Dün çok kapalıydı, kar yağacak gibi ama bugün yaz gelmiş gibi güneş var arkadaşlar. Çekime beni geçirdiniz şimdi siz. Tabii erkekler biraz daha güçlü olduğu için malzeme taşıp gelin. Oraya gelmeme gerek var mı? Hadi oğlum gel. Çıkarın gelin. Yavaş kapıya çarpma. Furkan o telliğimi getirsene bana. Bugün biz yine taşını yok gibiyiz aynı. Herhalde sen taşını yok. Orayı bozacağız. Sen getirebilir mi öbürlerini? Furkan derse gidiyormuş. Getiririm. Nasıl güneş var?
Ne çok güzel arkadaşlar. Şöyle çekeyim size bulutları. Güneşi. Mahallemizi şöyle. Bizim evin olduğu yer bayağı kalabalıklaştı. İyice kalabalık değilse de yeterince mahalleye dönüştü. Özlem'in olduğu yer biraz sakin. Buradan evi görünüyor da. Ben yaklaştırmayı bilemiyorum çekerken arkadaşlar. Yaklaştırmak mı? Hmm. Şunu şöyle çekersin. Çektiğin müddetçe büyür. Hmm. Ama elinde tabii hakim olacaksın. Ben düşürürüm telefonu, yapamam. Bak. Hı. Bak orada evi. Öyle büyüdü, böyle de küçüldü. İyice yaklaştı evi. Şöyle çekeyim. Yine kızlar çalışıyor herhalde. Hiç boş durmuyor millet. İşi olanlar daha devam ediyor. Şöyle kalabalık tarafını da yaklaştırayım size arkadaşlar. Bayağı bir uzak bu mahalle. Çıkardın mı? Biraz da şeyleri çekeriz. Başka çekeceğim. Acıdım geri yemeklilerime. Dışarıya attım. Ama çok şeyden yapılmış arkadaşlar. Şöyle bir göstereyim size yakından. Böyle bak, sahte. Yapalım. Böyle saman yani içi resmen. Sunta, sunta mı neyse. Çok basit yapılı yapmışlar. Yine de iyi kullandık biz. Birazcık siyah boya çiçek böcek yapmışlar. Şöyle. Şu da karyolanın demiri. Ortasında kenarlarını tahta da kaplıyor. Altında da bir şey, o kartonumuz. Tertemiz o karton. Buzdolabından çıkınca altına koruma olarak koyduydum ben karyolanın. Yatak şey itmesin diye, lekelenmesin diye. Bunlar da şeyler mi, kapılar mı? Şöyle yakından size. Kar dolabının kapıları. Şimdilik bu kadar yeterli. Sonra görüşmek üzere arkadaşlar. Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Biz kar dolabını neyi söktük, dışarıya koyduk. Birazcık topladım ortalığı. Bir de kargomuz gelmiş, telefon geldi. Geçen size video çekip atmıştım evim. Bizim meşhur bir kuponlarımız vardı ya hani bir ara. Eşim evi batırdı diye. Değerli izleyenlerimiz, o batırdığım şeyin karşılığında bir küçük hediye geldi. Daha doğrusu söylediler, hani ne istiyorsun, şöyle şöyle hediyelerimiz var dedi. Bizim kuponumuz 3000'e yakın bir kupon, puan birikmiş. Ya inşaat malzemeleri alacaksın dediler, bir bayan çıktı. Ya işte kettle mı? Kettle var dediler. Başka bir şey yok dediler. Ben herhalde dedim, ona uygun. Bizim kettle'ımız var, şeyi verin. Bir işte tıraş makinesi falan gönderin dedim. Ondan var dedim ama kuponunuz dedi, puanınız ona yetmiyor dedi. Neyse inşaat malzemesi de alamayacağımız için hani şu anda. Dedik tamam kettle gönder. Elimiz aslında var ama bu nasıl bir kettle onu da bilmiyorum yani. Açmadık da daha. Sizinle birlikte açalım istedim arkadaşlar. Şöyle yazılı, çizili öyle bir bantlamışlar ki sanırsın ki içinde az iğne var. Bu da eşimin bana hediyesi olsun. Aç bakalım ne yazıyor içinde. Valla yazılar çok da bu açılması da biraz zor. Öyle bağlamışlar ki ucu nerede, kulağı ulpu nerede bilmiyorum. Şuna bir yardım etsem. Bu nerede belirsiz arkadaşlar ya. Çok sıkı bantlamışlar. Makas mı getireceğim? Ne getireceğim buna? Poşete koymuşlar.
Yutacağız. Sıkıca bağlamışlar. Bu yavaşlığı kıran ne değil şimdi yani. Tutayım mı? Tamam. Çıkayım. Su ısız. Tamam. Kettle. 2 yıl garantiliymiş. He bu. Bu elimizde kalan kuponlardır. Hani daha önce malzeme aldık çokça. Bunu çatıda unutmuşum ben. Göndereyim dedim. Hani boştan ölmektense ölmesin. Gönderelim dedik. Boşta orada atılacaktı zaten. İşi, orada için. Unuttuğum kuponlardı yani. Yüzünü de yoldum arkadaşlar. Güzelmiş. Tamam bizimkinden değişik de. Çelik. Metalik. O, bizimki şey. Plastik vardı ha. Bizim. Evet. Şöyle bir açayım, sizler de bakın. Kuponları atmaktan kendileri ödediler zaten kargo. Şu neymiş? Ödemeli kargo. Bir de daha sana mektup gelmiş. Sayın Mustafa Bay diyor içinde. Mektubun da var o gün. Bir şey var onda. Şey gönderdiğimiz firmanın. Arkadaşlar şöyle. O da garanti belgesi. Neymiş? Vok. Vok mu bir şey ya. Ne yazıyor bunda? Vok mu? Vok diye bir markaymış. Şeyde Vok. Sayın Mustafa Paris. Tarafımıza göndermiş olduğunuz 3195 puan karşılığı toplamışlar. 3195 puan çıkmış. Ben de 3000 yakın olarak hesaplarıydım. Karşılığı bir adet petrol olan hediyenizi tarafımıza gönderiyoruz. İşte adlarını yazmışlar. Belki doğru olmayabilir. Reklam yapmak istemiyoruz bundan sonra. Evet. O yüzden onu geçip kimyasallar olarak ürünlerimizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Karşılıklı işbirliğimiz ve dostluğumuzun uzun yıllar devam etmesini dileriz, saygılarla diyor. Sami Kup yazmışlar. Biz işte teşekkür için. Ediyoruz onlara. Teşekkür ederiz. Arkadaşlar bunun içi de çelikmiş. Benimki böyle değil evdeki. Evet güzelmiş. Plastik tamamen serpilmişti. İşte bu da eşimden eşimin kuponları yani, tarafından gelen bana bir hediye. Teşekkür ederim. Kalan bir kuponlardan böyle bir şey çıktı. Şöyle bir mutfak eşyası yani. Zaten hem göndermesini hem bizim kuponlarımızı ödemeli istediler. Sağ olsunlar. Bize hiçbir zaten masrafı da olmadı. Çok teşekkür ediyoruz. Şurada herhalde şey isim mi? Garanti belgesi. Solda eski Cioğlu'na teşekkür ediyoruz buradan. Tabii onlar şu anda bizi bilmiyordur. Hani böyle bir şey yapıyorlar. Şurada herhalde garantisi. Garanti kağıdı. Dursun bakalım. Gene de sevindik iyi yani iyi oldu. Serpil'in evini o gün batırdık biraz. Şey oldu da. Zaten, neyse. Hani batma değil de zaten kağıt olduğu için toplayıp toplayıp. Ya sevindim yine de ya. Çok sevimli. Baksana. Evet güzelmiş. Şöyle. Serpil'in vardı plastikten zaten. Onu zaten mutfakta görüyorsunuz herhalde. Bu da düzgün görünüyor. İyi. O zaten seni inşaattan getirdik ya. Orada ben almışlar. Ben bunları Serpil hani. Sağ ol. Teşekkür ederim. Artan orada burada biriktirdim. Onların şeysini olacak. Şöyle giydireyim de yine de koyayım. Benim aslında böyle şeyim vardı, kettle'ım da hiç açılmadık. Oradaki bayanla biraz pazarlık yaptım da, hani benim kettle'ım var dedim, o plastiği var olarak bildiğim için. Bu da güzelmiş ya. Tıraş makinesi falan varsa ondan gönder dedim de puanınız ona yetmiyor dedi, o baş puan onu da bilmiyorum. Ama güzel bir hediyeymiş, iyi. Aynı böyle vardı, ben gelin olurken Arzu'ya eşyalarının içine koydum, benim var diye. Onun yoktu kettle'ı. O kullanıyor şimdi. Bunu, aynısından geri aynı böyleydi. Şey markası değişikti de çelikti. Kız çocuğu sonuçta eşyaları giderken onu da bildim. Hani onun yok diye kullansın diye. Hocam, şimdi de böyle denk geldi. Senin de olmuş oldu. Vallahi yine de demek ki arkadaşlar içimde hiçbir şey yok. Aynısından geri katıl geldi. Kızına hediye ettim. Evet ben ona hediye ettim. Şimdi de ben hediye ettim sevgili. Belki bu da Furkan'a hediye gider ileride durur. Hiç belli olmuyor evlat sonuçta. Bir şey oluyor, ben kullanamadım mı? Orada ya da bozulursa... Bozulursa kullanırım hani. Bir denk gelirse, bir şey olursa bir hediye de oluyor. Şöyle giydireyim geri. Dursun bunu, evdekini kullana duralım şimdi. Şöyle geri bir şeyine paketine koyayım. Ben hani uyduruk basit bir şey göndereceğim. Burhan da diyor, arkadaşlar şey, şu olmadı, şu yanına mı koyuyor? Anne bu çok hafif diyor, sana diyor, hıyar ne koyuyorsun? Salatalık ne koyuyorlar anne diyor. Hıyar diyor, salatalık bize gerekir. Oğlum biz hani internetten hani uyduruk firmalardan bir şey istemedik ki. Köklü bir
kimyasal malzeme satan bir firma yani. Hani neyse söyledi de ben şunu gönderiyorum dedi bize. Yo çok hafif görününce çocuk şakasına. Aç bakalım bir sürprizin ne? İlk diğer taraf. Başka bir şey ne çıkar dedi. Güldüm ona tabii. Güzelmiş. Yani burada iki açtı işte biz de bilmiyoruz ne olduğunu. Sizinle birlikte. Kağıt gönderiyorum dediler oradan. Mustafa abiniz işte böyle kağıtları da değerlendiriyor arkadaşlar o gün. Çok şey aldık, çok ürün aldık. Böyle hani ben bunları hobi olarak yapıyordum, biriktiriyordum. Şöyle dursun. Bunu da en son elimde kalmış, hani göndermeyi unuttuğum kuponlar çakta görünce aklıma geldi. Şunlar. Ne kadar özenle yapıştırmışlar ki baksana her tarafı sarmışlar. Böylece şey de çok yakaladım. Bu saatin işe yaramaz. İşe yaraması için değil, etrafa şey lazım. Evet tamam işte sobaya atalım yok olsun. Böylece sizinle Mustafa abinizin hediyesini açmış olduk. Sağ olsun kendisi bana hediye etmiş oldu. Bile bile bulmaz herhalde. Ufak bir hediye ama hani o kağıtları değerlendirdiğiniz için de güzel oldu. Evlilik yıldönümü geçti hatırlamadı. Ondan sonra neydi? Doğum günüm gitti yok. Ya ben, şu kolumda bir şey var. Dur hele. Ben öyle günleri pek hatırlayamıyorum da ara ara elimden geldiğince sana her türlü hediyelerden alıyorum gücüm yettiğince. Sağ ol teşekkür ederim. Böylece şeyimiz de oldu bir daha katalogumuz. Sizlerle de açmış olduk. Garantisi neydi varmış? 2 yıl yazıyor. Ya işte, hani uyduruk değilmiş yani. Adam kendisi üretmiyor ki bu firmayla ne anlaşmıştır? Alıyordur hani orada. Başka ürünler de vardır. Kuponun büyük olsa ürünler de büyüyor tabii. Kuponun çok olsa puanı. Biriktirebildiğimiz ya da kalanlardan bundan kalmış. Gene de iyi, çok şükür iyi. İçeriye oturdum, ne güzel hediyeyi de açtık. Onlar da dışarıya güzelce balkona çıkardık, uğraştık. Şimdi de bunu açtık. Bayağı bir şeylerle uğraştık bugün. Hediyemizi de açtığımıza göre videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Selamlar, sevgiler bizden. Görüşmek üzere. Kanalımızda kalın. Abone olmayanlar varsa olursa seviniriz. Bugün de Mustafa abiniz istiyor aboneliği. Her zaman ben istiyorum. Hoşçakalın diyelim dostlarımız.